yola düştüm. Arabesk fantazi eserler koydum böyle. Ama evde ben kendim dinledim onu. Yani Baskıya verdik şimdi ki... bizim meslekte bir şey vardır. Bazı haberi yaparsın, işte onu annene Aynen. ancak o haberi anlatırsın, babana anlatırsın. Bu Benim albümü de evet. aynen öyle oldu. Ben de evde dinledim onu. Bastırdım. Bir miktar bastırdım. Akrabalara, eşe dosta dağıttım, dinledim. İçime sinmedi açıkçası. Daha ilk albümüm olduğu için beğenmedim. Ondan sonra Karadeniz eserleri koymaya başladım albüme. İlk mesela çıkış yaptığım yaklaşık 1 milyon satan bir albümüm var. Salla Beni diye. Akbaş Müzik'te yapmıştım o albümü. Arkadaşlarım da bilir. Ali Paşa Akbaşı da buradan Ali Paşa Akbaş, evet. Selam Ali selamlar Paşa iletelim. Akbaş'a da Evet, buradan şimdi orada kalalım. Ali Paşa Akbaş'ta selam. kalalım. Fransa'dan Ayşe Hakan arıyor. Ayşe Hanım merhaba. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben size ev kredilerle ilgili bir sorular soracaktım. Buyurun. Fransa'da var mı bir niyet Güner Bey? Şu anda yok ama Şu an... tabii kredi konusunda bilgilerimiz var. Japonya Elimizden geldiği kadar tavsiyede bulunabiliriz. Evet. Buyursun. Buyurun devam edin. Biz Fransa'da oturuyoruz ama Almanya sınırına çok yakınız. Acaba Alman vatandaşıyız aynı zamanda. Almanya'dan mı almamız lazım krediyi yoksa Fransa'dan mı alabiliyoruz? Buyurun. Bu da enteresan bir soru. Evet. Hiç ummadık bir soru. Çok var sınır bölgelerinde. Eğer oturdukları yer Ama Alman vatandaşıymış. Alman Fransa'da oturuyor, Alman vatandaşı. Maaşı nereden alıyorsunuz? Fransa vatandaşıyım, pardon. Ha öyle mi? Fransa vatandaşı. Siz Alman dediniz de onun için. Fransa vatandaşı Almanya'da mı çalışıyorsunuz? Yok, Almanya sınırında. Almanya sınırındasınız. Evet. Özel kredi mi almak istiyorsunuz, ev kredisi mi? Ev almak istiyoruz ama bu şeyden sizin şeylerden yararlanabilir miyiz acaba? Tabii ama biz bu konuda tam bir Fransa için bir şey söyleyemeyiz ama biz Österreich, Avusturya için başladık. Fransa'daki sosyal yasalarda da yani çalışmayanlara yardım olduğu için tabii ki uygunsa niye yapmayalım ki yani bize eğer gönderirse. En azından biz de bir şey öğrenmiş oluruz yani bu bir başlangıç olmuş olur. Bize evraklarını gönderirse bir bakarız. Ondan sonra bize üye olur. 6 ay geçtikten sonra alırız kendisine öyle bir yer. Bizim için de bir başlangıç olur. Fransa'da da sosyal yardımlar Almanya gibi devam ediyor yani ev Devam konusunda. ediyor. Bir de orada çocuk yardımları yüksek. Tabii. Maşallah bizim Türkler mesela 5 çocuğu olan zaten çalışmaya ihtiyaç yok. Villada bile oturtuyorlar Tabii. yani. Ama Almanya'da yarışıyor. Çünkü paradan devamlı Benim artırıyorsa. Evet. öyle değil mi Ayşe Hanım? beyim çalışıyor kendisi. Evet. Tır şoförü. Evet. Yani bizim büromuzu arasın, bize evraklarını Tamam, göndersin. siz o zaman Evet. Deva'nın bürosunu arıyorsunuz. Ve Büronun numaraları hangi numarayı aramam lazım? numarayı şimdi verirler ekrandan. Ve Köln ya da Stuttgart ikisinden birini arayabilirsiniz. Size iyi akşamlar diyoruz ve Almanya'dan Onur Devrim arıyor. Onur Bey merhaba. Alo, merhaba, iyi günler. İyi günler. Biraz yüksek sesle alalım sesinizi. Buyurun. Evet, Dayını abi demişti 40 Euro'dan başlıyor Ausbildung için, onu soracaktım. Ben ev almayı düşünüyordum da yeni başladım Hemen Güner Bey cevap versin. Evet. Almanya'da Ausbildung sanat okulu anlamında olan bir olay. Biraz Türkçesini açıklamaya Evet. çalışayım. Evet. Almanya'da Ausbildung'a başlayanlara iş yerleri 40 euroluk yaptırırsa 20 eurosunu iş yeri ödüyor. Onu da Evet. söyleyeyim. Demin onu unuttum söylemeyi. Yani bu tip şeylere de devlet Bu akşam çok şey unuttun evet Güler Bey. trafik oldu sen ben bir gün önce geleceksin sen programı yoksa. Ama Obama zede oldun sen. Evet bugün öyle çok yoğundu trafik. Havaalanından çıkamadık zaten kaldık o da birkaç saat. Evet. Peki bir daha tekrarlayın lütfen sizin kameranıza. Bize 40 oraya üye olursa 6 ay sonra diğer 78 oraya yapanlar gibi onun da hakkı olmuş oluyor. İstediği bir yerden bulduğu bir evi kendinin sosyal yapısına uygunsa alıyoruz tabii ki yani. Yani 40 euronun 20 eurosunu Alman devleti ödüyor Ausbildung Yok yapanlara. iş yeri Pardon iş iş yeri yeri ödüyor. evet. 20 eurosunu da kendisi Kendi cebinden ödüyor. ödemiş oluyor, bir Evet. üye olmuş oluyor. Duydunuz mu Onur Bey? Evet duydum abi. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Şimdi yani böyle bir şekilde bir üye olursanız 6 ay sonra bulduğunuz bir evi alırız. Nasıl bir evde kira ödüyorsanız bize kira öder gibi ödüyorsunuz. 20 sene sonra ev sizin olmuş olur. Bunun için bizim Stuttgart ve Köln veya Heilbronn'a yakınsanız bu hangi bölgedeyse oraya müracaat edebilirsiniz. Evet. Evet abi sorum Almanya'nın neresi olursa olsun mu yoksa? Almanya'nın neresi olursa olsun fark etmiyor. Biz zaten hiçbir kendimizi ev arayıp bulmuyoruz.
üyemiz arayıp buluyor. Çünkü o çok önemli. Çocuğunun okuluna mı yakın, iş yerine mi yakın? Biz onların hepsini detayını bilemeyiz. Kendilerine uygun evleri buluyorlar. Peki üye geldi. Ya siz bana uygun bir evde bulun. Tabii onun için de yani onun için de cumartesi günleri öğrenci arkadaşlar alıyoruz. Öğrencilere destek olmak için. Onlardan hep kompütürden arattırıyoruz onlara bilgisayardan. Ki yani öyle evlerde buluyoruz. Hangi bölgede istiyorsa bize post sağlarını veriyor. Yani posta kodlarını veriyorlar. Ona arayıp buluyoruz tabii ki. Öyle bir hizmetimiz evet, var. Evet Onur kardeşim başka soru var mı? Yok abi numarayı altta veriyorsunuz. O numara şimdi verecekler numarayı. Ben rica ediyorum yönetmenimiz Banu'dan. Evet geldi bak şu anda Stuttgart'ı veriyor. Köln'ü de verecek. Orayı arayabilirsin. Kaç yaşındasın Onur? 21. 21 yaşındasın. Peki Onur. Evet. David Gerezo'dan sana 3 tane tişört gelecek adresine. Programımıza da ulaştığın için ve yaşın da zaten inanılmaz uygun. Gerçi yaşta şey yapmıyoruz çünkü sonuç olarak genç, kendini genç hissetmeyenler gençlere onu verecekler. Çocuklarına verecekler, yakınlarına verecekler. Ama sana David Gerezo'nun 3 tane tişört geliyor. Ve bu yaşta da daha ev yatırımı yapmak gibi bir düşünce içinde olman da çok güzel bir olay. İstikbaline yatırım yapıyorsun. Gençlerimizin hep böyle şeyler yapması lazım. Bir takım kötü alışkanlıklarda olanların da bu programı izleyip şu anda senin bu söylediklerini dinleyenleri de biz de gerçekten yönlendirmek istiyoruz ki geleceğe yatırım yapsınlar. Sen geleceğine yatırım yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Abi bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakalım. Ama annem de çalışıyor. Bundan bir şey olur mu? Anneniz de mi çalışıyor? Tabii anneniz evet. De bizi üye alabilir. Onlar da kendilerine bir ev alabilirler. Yani yani senin kredini etkilemiyor bu. Değil mi? Yok etkilemiyor. Yok onu sormak istiyorum. Ben alırsam beni etkiler mi diye. Hayır hiçbir zaman etkilemez yani. Tam tersine ödemede de kolaylık yani. Ailede iki kişi çalışıyor. Tabii. Değil mi? Evet. Evet ailedeki ama annemki sezon işi oluyor. 6 ay çalışıyor, 3 ay fry oluyor. Ondan sonra tekrar 6 ay çalışıyor. Burada sonra işte tekrar 3 ay. Bir soru soracağım. Siz şu anda kira ödemiyor musunuz? Ödüyoruz. Tamam. Bize de kira ödeyeceksiniz. Fazla bir şey ödemeyeceksiniz ki. Aynı olay yani. Hiç fark etmiyor. Aynı kira oluyor. Tabii. Aynı kira öder gibi ödüyorsunuz. Yarın işsiz kaldığınız zaman devlet yardım veriyor. Sosyal yardımdan da yararlanıyorsunuz. Yani bizim 20 sene kiracımız olmuş olursunuz. 20. senenin sonunda hepsi üzerinize geçmiş oluyor. Sanki bankadan çalışmış gibi oluyor. Tabii. Banka ödemişim, ben tabii, size ödemiş evet. Gibi oluyor. Evet, işte böyle. Almanya'nın da güzelliği bu. Evet. Yani o sosyal yardımla kurtarmış oluyor. İnşallah ben, Türkiye'de de o günleri görürüz. Evet, evet. Şimdi senden alacağız böyle hareketli parçalar ama bir yandan da yavaş yavaş reklama gidelim diyorum. Tabii. Çünkü üçüncü reklam arası. Biz 3 tane reklam arası vermedik değil mi? İbrahim'e soralım. 2 tane mi verdik? Şimdi üçüncüyü verebiliriz yani. Peki. Tamam. Bugün reklam aralarından da başımız döndü. Güzel ama yani reklam aralarının artmış olması da sonuçta televizyonumuzda para kazanacak tabii. Ki böyle programları da kamuoyuna yararlı programları da yapabiliriz. Herkes birbirine memnun olması gerekiyor. Kesinlikle. Zaten. Değil mi? Olay bu. Peki efendim Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Kolbastı Tarık yine hepimizi hop hop yerinde hoplatacak. Hareketli parçalar var. Bir yandan da tişört talihli adaylarımızla telefonlarını da bekliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrar bir arada olmak dileğiyle şimdilik reklam arası diyoruz. Tişörtün dünya markası David Gerezo'nun sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.